Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve yeni videoma yeniden hoş geldiniz. Başlıktan da anlamış olduğunuz üzere çeyiz alışverişimizin part 3'ünü paylaşıyorum bugün sizlerle. İlk baş günlük yemek takımlarından başlamak istiyorum. Daha öncesinde günlük yemek takımlarımı, misafirlik yemek takımlarımı ve su takımlarımı aldığımı söylemiştim. Günlük su bardaklarım yeni ulaştı elime. Onun için bu videoyu birazcık geç çektim. Şimdi şöyle bardakları bir kenara alayım ben. Öncelikle günlük yemek takımından başlamak istiyorum. Bu çorba kasesi. Bu böyle yemek tabağı, sulu yemek tabağı. Bir de altında büyük servis tabağı var. Onun dışında bir de tatlı tabağı olarak 4 parça bir set bu. Yine bunu da 12 kişiliğe tamamladım. Günlük diye 6 takım almak istemedim. Çünkü ailelerimiz ve biz toplamda 7 kişi oluyoruz. Yani 6 kişilik almış olsam misafir takımlarından bozuk bir set almam gerekecekti. Onun için 12 kişilik tercih ettik. Onun dışında Paşa Bahçe'den bu Allegra serisinin su takımını aldım ben. Yine bu da dörtlü set halinde. Kahve yanı su bardağı, su bardağı, meşrubat bardağı ve yani ister şarap için ister bunu da içeceğinizi, kolanızı vesaire bir şeyinizi içebilirsiniz tabii ki. Bunu da böyle set halinde almış bulundum. Çünkü misafir gelen arkadaşlarıma misafirlik yemek takımlarının su takımlarını çıkarmak istemedim. Sebebi de bunların kolay kolay bulunabiliyor olmaması. Bulunmuyor çünkü yani biz bunları Schaefer'dan aldık. Schaefer'dan aldığımızda bile bu yoktu yani bitmişti. Onun için tekrardan sıkıntı yaşamak yerine günlük bir su takımı alıp yani sade bir su takımı alıp başına bir iş gelirse de bunlardan tamamlamayı düşündüm. Onun için bunları da şimdilik kenara alıyorum. Onun dışında misafirlik yemek takımlarımı da dediğim gibi Schaefer'dan aldım. Valla 5, 6, 7 bin TL'ye falan geldi bize bu takım. Şöyle önce su takımını göstereyim bunu da. Bu kadehi, bunlar makineye atılabiliyor bu arada. Bu grilikleri bardağın içinde, yani dışında bir kaplama olarak değil de içinde çok rahatlıkla makineye atıp kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde su ve meşrubat bardağı da var. Yine bunları da kaldırayım. 1, 2, 3, 4 tane de böyle servis tabağı var. Şöyle göstereyim. Bunları hiç açmadım çünkü biz evimizi tuttuk bu arada. Hafta sonunda onun boş halinin videosunu atabilirim. Çekebilirim yani. O yüzden eve gidecek direkt. Onun için hiç paketinden bozmak istemedim. Çünkü taşırken savrulup kırılmasını istemedim. Görüyorsunuz böyle hareket etmiyor. Onun için güvende olmasını istedim. Yine 2 tane karabiberlik, 2 tane de tuzluğu var. Ben birer tanesini getirdim. Bir de şöyle kürdanlığı var. Her sette olduğu gibi. Fine Bone serisiymiş bu da Schaefer'ın. Eğer ki bakmak isterseniz bu Karaca yemek takımlarımda Fulya olması lazımdı. Evet, Karaca olanlar da Fulya'ymış adı. Su bardaklarım da dediğim gibi Allegra serisinin. Bu Schaefer'ın bardakları da Paşa Bahçe'nin ve muhtemelen bu da Allegra serisi. Çünkü formları aynı hemen hemen. Onun için bunun da böyle olduğunu düşünüyorum. Çok ağırlar. Yani babam bunu çıkarırken çok zorlandı. Bu da çorba kasesi. Kenarlarında detayları var. Yine yakın çekim alacağım ben size videoyu. 12 kişilik dediğim gibi bunlar da yine. Bunu kaldırabilecek miyim acaba? Bu da çok ağır. Büyük servis tabağı. Yine ben size bunları göstereceğim birazdan.
Altlarında plastik olduğu için çizmiyor masayı. O yüzden rahatlıkla itip çekebiliyorum. Bu da sulu yemek kasesi. Yine aynı şekilde 12 tane bunlardan. Şu da tatlı tabağı. Bunun deseni her yerinde grisi var. Öbür tabakların sadece bu, şu kenarlarında vardı ama bunun her yerinde var. Bu arada Cesur da arkada konuşuyor. Bu da bu çok hafif, yani beklediğimden hafif. Çorba ne diyeyim? Fansu diyeyim. İşte neyse, çorba kasesi yani. Buradan servis edebilirim diye. Şimdi ben bunları şöyle bir dizeyim. Size yakın çekim tekrardan göstereyim. Ben her şeyi çok beğenerek aldım. Özellikle bu su takımlarını gerçekten çok beğendim. Ama buna uygun bir runner ya da masa örtüm zaten bir takım var. Ama ikinci bir takımı da istiyorum. Onun için gri bir masa örtüsü almak istiyorum. Öbürkü kremsiydi birazcık. Ekru diyeyim, yani krem bile değil. Onun için eğer önerileriniz varsa açayım. Şimdi. Yani bu Paşa Bahçe'nin su takımlarını ya böyle böyle kullanırım ya da böyle kullanırım. Ya da mesela bunu çıkarırım. Şöyle kullanırım. Şunu da çıkarayım tabii, bu kahve yanı su bardağı. Ben sadece setin içinde neler olduğunu görün diye çıkarttım onu. Hepsinin fiyatlarını ve linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım. Şimdi şuradan çıkayım ve alayım sizi. Şöyle. Bu dediğim gibi çorba kasesi. Misafirlik yemek takımının. Bu da düz servis tabağı. Bu da çorba fanusu. Bu dediğim gibi gri tat tabağı. Bu da çukur tabak. Servis tabakları ve karabiberlikleri. Burada da görmüş olduğunuz gibi bardaklarım var. Burada günlük yemek takımım. Bunları da çok beğenerek aldım. Turuncuyu da çok seviyorum zaten. Burada da Allegra su takımım var. Şimdi ben çatal kaşıklarımı getirip hemen geliyorum. Evet, çatal kaşıklarımı da aldım, geldim. Şimdi ben bu çatal kaşıklarımı HYS'den aldım. Gördüğünüz gibi böyle yuvarlak bir kesimi var. Düz sade tercih ettim. Zaten misafirlik olanları da sade tercih ettim. Çok desenli kaşıkları sevmiyorum pek. Onun dışında tatlı kaşığı, tatlı çatalı var. Tatlı bıçağı yok bu setin. Şöyle komple bir set olarak böyle gözüküyor. Bence gayet makul. Onun dışında sorunumuz şu. Ben bu bıçağı istememiştim. Yani genel olarak bu çatal kaşık setini istememiştim. Benim beğendiğim başka bir modeldi. Fakat benim beğendiğim modelin şurasındaki tırtıkları çok azdı. Onun için çok kararsızım. Bunu göndersem mi geri, göndermesem mi geri diye. Çünkü bana şu kısmı da çok şey geldi. Kaba geldi, yani aşırı uzun. Böyle aslında rahat kesilir. Çok rahat bir bıçak bence. Et kesmek için de uygun. Başka sebzeleri kesmek için de uygun bence. Ama pek beğenemedim. Onun dışında çatal kaşıkları da yine bu şekilde sade tercih ettim. Yine bunlar da Schaefer'ın çeyiz setinin içindeydi. Tatlı kaşığı ve tatlı çatalı var bunun da. Tatlı bıçağı yok. Eğer ki bunu buraya koyduğum zaman birazcık abes duruyor. Onun için de pek beğenemedim. Benim beğenmiş olduğum seti ve internette bulabilirsem bu seti, hepsini linklerim. Siz de bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Genel anlamda bunun da görünüşü böyle. Cesursuz.
Bunun dışında başka, yani şu an yemek takımlarıyla alakalı gösterebileceğim pek bir şey yok. Çünkü burası günlük, gördüğünüz gibi burası da misafirlik. Bence gayet şık takımlar. Özellikle şu su bardaklarımı çok beğendim. Bir tek onun sürahisi yok. Sürahisini biz ayrıyetten almak istedik. Çünkü orada Shaver'daki sürahileri beğenemedik. Uymadığını düşündük bu sete. Onun dışında başka söylemem gereken bir şey yok. Eğer ki önerileriniz ya da bu su takımına uygun sürahi önerileriniz varsa onlara da talibim. Çünkü ben hiçbir şekilde sürahi bulamıyorum bu takıma uygun. Onun dışında dediğim gibi yemek takımlarımın adını, su takımlarımın adını, çatal kaşıklarımın adını hepsini bırakacağım aşağıya. Büyük parçalarımız da bu kadardı. Bunlar da 12 kişilik. Bu su takımlarını 6 kişilik aldım. Zaten 7 kişiden fazla ağır misafirim olursa bu takımları açarım diye düşünüyorum. Eğer ki baktım yetmiyor su takımlarım, başka bir set alabilirim ya da bu setten yine bir altın takım daha alabilirim. Bunlar zaten 12 kişilikti. Onlarda bir sıkıntı yok. Bugünlük söylemek istediklerim bu kadar size. Evet, dediğim gibi bugün sizlerle paylaşmak istediklerim bu kadardı. Çeyiz videolarının bence ardı arkası kesilmeyecek. Çeyiz çok sürekli alınan bir şey çünkü. Ivır zıvır bir sürü şey daha aldım ama onları da bir sonraki videoya saklamak istiyorum. Bu videoda sadece yemek takımları, su takımları ve çatal kaşık takımlarım bulunsun istedim. Eğer sizin de önerileriniz varsa değiştirmek istediğim çatal kaşıkları değiştir, yerine şunu alabilirsin daha hoş durabilir dediğiniz şeyler varsa, dediğim gibi sürahi önerilerinize talibim. Eğer ki bana böyle güzel şeyler önerebilirseniz ben de bunları değerlendiririm. Telefonum çalıyordu, ona baktım. O yüzden şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.